Merhabalar YKS 2024 AYF az önce toplulukta bir anket paylaştım. 2024 YKS tercihleri konusunda nokta nokta bilgiye sahibim diye e, yeterli bilgiye sahibim diyenlerin oranı %20. 3000 kişi katıldı. Daha 2 saat oldu atmam atılalı. 3000 kişi gayet bir rakam. 12-13 bin bulacaktır. %20'si yeterli bilgiye sahibim demiş doğal olarak kalan kısımda işte az bilgim var hiç bilgim yok diyenlerin oranı da %75 civarında sevgili arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız şanslısınız zaten bu kanalı takip edenler şanslılar tercih dönemi geldiğinde siz bilgi sahibi olun olmayın az bilin veya çok bilin fark etmez burada 23 yıldır bu işi yapan özgür hocamız var yanınızda Allah'ın izniyle size ne lazım olacaksa tercih döneminde sözelci sayısalcı dilci oycu bu ucu hiç fark etmez e, tüm detayları ben sizlere anlatacağım yeri gelecek canlı yayınlar yapacağız canlı yayınlarda sizlerin sorularını e, cevaplayacağım birlikte tercih listeleri hazırlayacağız tercih listelerinizi kontrol edeceğim bana atacaksınız gibi e, yani sizlere faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım tabi bununla bitmeyecek sonra e, üniversite kayıtları olacak KYK yurt başvuruları olacak, burs başvuruları olacak falan filan daha çok fazla işimiz var. E, hepsinde de uygulamalı olarak anlatacağım. Mesela KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Tık 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 uygulamalı olarak anlatacağım. E, Açıklanacak sonra e, taahhütname onayı yapacağız İşte sonra hangi belgeler lazım ıvır zıvır yani daha çok fazla işimiz var ama dediğim gibi önceliğimiz şu anda sonuçların açıklanıp tercihlerin başlaması tercihler çünkü hayati öneme sahip e, o zaman ben sizlere her şeyi detaylı olarak anlatacağım yani isteyen arkadaşlar olursa da bireysel. Tercih danışmanlığı da yapıyorum. Ücretli olarak tabii ki. Çünkü orada kendi zamanımdan ayıracağım. E, bu şekilde talep olan arkadaşlar da e, Instagram Özgürce Rapberlik'ten e, mesaj atarak iletişime geçebilirler. E, onu da hatırlatayım. Özgürce Rapberlik şu an 83 bin civarında takipçimiz var. E, orayı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.